Herkese merhabalar. Bugün yine bir Mihail Tal oyunu ile karşınızdayım. Bir insanın kaç tane ilginç oyunu olabilir ki kariyeri boyunca oynadığı? 5, 10, 15, 20. Ama bu Mihail Tal için neredeyse sınırsız gibi. Mihail Tal oyunlarının neredeyse hepsini bildiğimi zannederdim. Ama dün gördüğüm oyun, vay bu oyunu nasıl kaçırmışım dedirtti bana. Hadi gelin bakalım. Bu oyunu üstelik Tal sadece 13 yaşındayken, henüz 13 yaşındayken oynamış. E4 sürüyor. C5 yapmış rakibi, at F3, D6, D4, CD, at D4, at F6, at C3. A6 ile siyahlar Sicilya savunmasındaki Neidorf varyantına girmiş. Şimdi burada çeşitli seçenekler var. Fil G5, fil C4 sozin devam yolu, fil E2 sakin devam yolu. Ama Tal'in tercihi sonra kariyerinde hep yaptığı gibi F piyonunu hareketlendirmek, F4 oynamak, arkasından vezir F3, fil E3, uzun rok fikri var ve sonrasında ne yaptığını biliyorsunuz, rakibi mat ediyor. Ama siyahlar buna merkezden cevap vermiş ve ebe sürmüş. Bu da çok dikkate değer bir hamle. At F3 kaçıyor Tal, rakip at BD7 ile gelişiyor ve E5 piyonu da korudu dikkat ederseniz. Ve Tal'in yine fil D3 gelişim hamlesi var. Fil E7 karşılıklı rok rok, şah H1. Olası bir vezir B6 şaha karşı önlem, rakip B5 sürmüş. Elbette bu hamlenin fikri hem fili B7'den çıkmak hem de B4'te atın konumunu bozmak. Tal A3'te bunu engelleyince siyahlar vezir C7 ile gelişime devam etmiş. Ve Mihail Tal şimdi hiç vakit kaybetmeden siyah şaha odaklanıyor. Dediğim gibi Tal bunu 13 yaşındayken oynamış ki o zamanlarda, o yıllarda bir büyük usta olabilmek için 30'lu yaşlara gelmenin gerektiği düşünülürse 13 yaş o yıllarda neredeyse şimdinin 8-9 yaşı gibi olsa gerek. Şimdi vezir C7, Tal hemen hattı açmış, F hattını açıyor. F alır E5, D alır E5. Burada klasik bir şekilde gelişimle mi devam edecek? Hayır, şu anda filin yeri uygun ama atlar rakip hedeflere yaklaşmalı. Bunun için de at H4'e gidiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bu F5 karesi atın ve Tal'in en sevdiği karelerden birisidir. Çünkü rakip şaha yaklaşacak bu at. Rakip at C5 yapmış. Şimdi at F5'e fil alır F5 fikri hep cepte. O yüzden Tal biraz geciktirmiş onu. Önce fil G5 gelmiş. Filini geliştirmiş. Burada tabii bir fikir de var. Eğer siyahlar fili bir kovalayayım derse Tal'in aklındaki fikir %100 eminim ki önce F6'yı almak, Fil F6. Fil F6'dan sonra kale F6 patlatmak. Gf6'yı atlar rakip hedeflere yakın olmalı demiştik. At D5 gelmek, hem veziri hem piyonu isteyerek. Vezir D6 yapınca vezir de olay sahasına girse hiç fena olmaz değil mi? Vezir H5'ten sonra beyazların kazanan bir atağı var. Şüpheniz yoktur herhalde. Bu kale de geliyor. Tüm taşlar şah kanına bakıyor. Mihail Tal kolayca kazanacaktır. Ama siyahlar vezir D8 yaparak şimdi belki de H6'yı ve ardından gelecek kalite fedasını engellemeyi amaçlıyor. Tal'in hamlesi artık at F5 gelmek. Atı rakip hedefe yaklaştırmak. At F5 gelince fil F5 almış. Kale alır F5. Ve at FD7 ile orayı bir temizlemek istiyor. Hay hay diyor Mihail Tal. Fil alır E7, vezir alır E7. Yalnız bir attan kurtuldum derken at D5 ile diğer at hemen olay bölgesine geliyor. Vezir D6 yapınca hop vezir de geldi olay bölgesine. Vezir G4, G6'ya kale AF1 ve bütün taşlar şah kanına akmış durumda. Evet, Mihail Tal saldırıyor ama tek ufak bir sorun var. Bu da D3'teki filin önünün kapalı olması ve objektif olarak şunu söyleyebiliriz. Siyahların konumu kötü değil ve şimdi bir savunma için hazırlık yapıyor. O da F6. Nedir bu derseniz, siyahlar esasen burada şah H8 oynayıp kaleyi püskürtmek istiyor. Ama şah H8 oynarsa şu anda F7 piyonu boşta. Dolayısıyla F6 oynuyor. Tal yedek kuvvetle geliyor artık. O kanada gelecek taş kalmayınca piyonlarla hücum ediyor. H4, şah H8 gelince şimdi açmazdan çıktığı için kale tehdit altında ve F6 piyonu da iyi bir şekilde tutuluyor. Dolayısıyla
Tal geri çekilmek zorunda. Kale 5 F3 oynuyor. Ve şimdi siyahlar diyor ki bu çocuğun ben saldırısını püskürttüm. Oldukça heyecanlı bir şekilde üzerime geldi ama sağlam durdum. Şimdi artık kazancı oynayayım. F5. Gerçekten de bu hamle etkili bir hamle. Neden mi? Öncelikle F5 alınca at boşta. O değerli at boşta. Almazsa, örneğin vezir G5 oynarsa bu sefer de F alır E4 var. Hem fil istekte hem at istekte. Yani konum kayıp. Peki Tal bu durumda ne yapıyor? E alır F5 de al atı diyor. Vezir alır D5. FG6. Kale alır F3. Konum oldukça sadeleşti gibi. Şimdi bir ara şah çekiyor Mihail Tal. G7 şah. Şah G8. Peki ne oldu bu durumda? Kale alır F3 yaparsa Mihail Tal E4 ve siyahlar ikinci taşı da alır ve rahat bir şekilde kazanır. Mihail Tal'in taşı kalmadı. Peki 13 yaşındaki Tal burada ne yapıyor? Ara feda yapıyor. Ara şahı duyduk. Ara hamleyi duyduk. Ara fedayı duymuş muyduk? Bu da Mihail Tal'in yaklaşımı burada. Taşı almadan önce arada bir feda yapıyor. Nasıl bu? Fil alır H7 şah. Nasılsa gidecek o fil patlat gitsin diyor. Ne de olsa şahı ortaya çıkartıyor. Şahı koruyan bir piyonu ortadan kaldırıyor. Fil alır H7. Peki bilgisayar bu hamleyi seviyor mu? Valla ister sevsin ister sevmesin. Eksi 6 gösteriyor bu durumu ama pratik olarak Mihail Tal'in tek şansı. Şu anda bilgisayara göre net durum eksi 6. Yani %100 kayıp. Ama %100 kazanacak mı siyahlar? Hiç sanmıyorum. Bakalım şah alır H7, kale alır F3. Şimdi tehlike var siyah şahla ilgili. Ve siyah atını yaklaştırıyor. At E4 oynuyor. Kaleleri tuttu. Şimdi kale F5 gibi bir fikri, en basitinden at DF6 ile engelleyebilir. Tal dolayısıyla H5 yapıyor. Veziri G6'ya sokma fikirleri var. Ki onu da yapıyor. At DF6 sonrasında vezir G6 şah, şah G8, H6 yapıyor. H7 sürecek ama at korumakta, yani bir piyon sürüşüne kalmış halde durum. Ve siyahlar kale A7 ile kaleyi savunmaya getirmeye karar veriyor. Şimdi eğer kale H3 yaparsak H7 fikriyle at F2 şah kale çatalı var. Dolayısıyla Tal şah H2 yapıyor. Böyle bir durumda şahla oynamak çok sinir bozucu bir şey ama kale H3 tehdit ediyor. Ve siyahların görevi burada çok zor. Evet. İki at önde ama bu iki piyon çok bunaltıcı. Taşlar savunmaya bağlı. Burada siyahın yapması gereken hamle vezir D2'ymiş. F4'ten şah çekmek için kale H3 gittiğinde. Ama beyazlarla Tal buna H7 oynayabilirdi. At alır H7 mecburen yapınca da at boşta. Siyahlar o yüzden vezir D2 yapmıyor anlaşılan. Ve kale E7 yapıyor. İyice taşlarını şaha yaklaştırıyor. Ama bu büyük bir hata. Kazançla kayıp arasında tek hamle vardı ve siyahlar o kayıp hamleyi buldu. Şimdi kale H3 tehdidi engellemediği için H7 tehdit ediyor. Mat edecek at H7, vezir H7, sonra vezir çıkacak mat edecek. Dolayısıyla siyahlar at H7 yapıyor. Ama yine de bu durum sağlam gibi atla tamamen bloke etti. Ama gözünden kaçan hamle kale D3 ve devamındaki hamle büyük olarak. Kale D3'e siyahlar vezir A8 yapıyor. Şimdi bir bakın bakalım Mihail Tal'in hamlesini bulabilecek misiniz? Konum güvenli gibi gözüküyor. Tehlike geçti gibi gözüküyor. Ama tam da Mihail Tal'in kazanacağı konum geldi. Evet videoyu durdurup düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Vezir alır E4 ünlem. Vezir fedası. Çünkü vezir alır E4 yaptığında kale D8. Şah F7, G8 vezir kazanıyor. Almaması halinde de çok kötüydü. Şah F6, kale D6, şah F5, vezir G6, şah F4, G3, şah E3, kale D3, vezir D3 ve burada terk etmiş. Çünkü
Gördüğünüz gibi vezir fazlasıyla veziriyle Mihail Tal oyunu kolaylıkla kazanacak. Evet, Mihail Tal'in risk stratejisi oyunu kazandırdı -6 olmasına rağmen. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.